Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nase men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil âhiri ve ma hum bimü'minin. Sadakallahul azim. Münafıklar bahsi Badıllı abinin inşaat icazından sayfa 163'ten size lazım olan yerleri işaretledim veya derse sıkıştırmak adına onları okuyacağım atlaya atlaya. Hepsini okumak malum çok uzun. Ne kadardır? Münafık bahsini, münafık bahsini ben size söyleyeyim. 289 ile 163 arası. Şu kadar. Malum. Bu uzun. Ben şimdi okuyorum. Eğer desen... Ne için Kur'an, kafirlerin küfrü mahz olan küfürleri hakkında burada yalnız iki ayetle icaz edip kısaca bitirdi? Bakara suresinde iki tane ayet, dinsizlere ait ayet var. Ama münafıklar hakkında ise 12 ayetle itnap eğilip uzun söyledi. Altı katı diyeyim, 12 ayet. Cevaben sana denilir ki, onun böyle olması bazı hikmetli nükteler içindir. Birinci hikmetli nükte. Burayı çok dikkatinizi çekmek isterim. Herhalde bu da can alıcı bir taraf olsa gerek. Düşman tanınmadığı ve bilinmediği müddetçe daha zararlı düşer. Zaten kafir bellidir. Niye bellidir? He? Belli olduğu için adam kendisini alelen vermiş. Ben buyum diyor. Tedbirini alırsın. Münafık belli olmadığı için tehlikelidir. Bak düşman tanınmadığı ve bilinmediği müddetçe daha çok zararlı düşer. Hastalıklar da öyledir. Şayet düşman muhannes olsa, yani gizli, örtülü ve içten karıştırıcı olsa daha çok habis olur. İleride gelecek münafıklar nereden çıkıyor daha çok? Münafıklar için diyor ki, ehli kitaptan çıkar diyor. Ehli kitabın dışındakiler de kafir oluyor. Onlar o kadar tesirli münafık değil, zayıftır. En tehlikeli münafık ehli kitaptandır diyor. Ehli kitap. Geleceği için ben acele... Ehli kitaptayken bir nevi İlim ehli olarak da bunu anlayabilir miyiz? Yani sadece Hristiyanlara, Yahudilere mahsus değil. Değil, değil. Ehli kitap deyince böyle fenleri falan bilen değil. En tesirlisi mesela kafir mi? Mesela Hristiyan ve Yahudilerden mi çıkan? Ehli kitaptan. Hiç tevil kaldırmıyor bunu. Ehli kitap deyince matematikçi bilen değil. Onlar da münafık olur ama en tesirlisi diyor. Ehli kitaptan oradan da çıkıyor. Ama en tesirlisi bu. Nereden çıkıyormuş? Ehli kitap. Altına iniyor. Daraltıyor yani şöyle. Daraltıyor. En tehlikelisi ehli kitap. Biraz da daralt. Dini cemaatler içine çıkar. Yani ehli kitap. Sonra Müslümanların içinde. Dur atladım. Ya atladım biraz. Ehli kitap. Sonra Müslümanların içine çıkıyor. Ehli iman. Sonra cemaatler içinde çıkıyor.
Cemaat. Cemaatin içinde de gruptan çıkıyor, sonra kendine indirgeniyor, teke iniyor. Peki, bunu Kur'an bize söyleyerek sorgulamamızı söylemiyor. Diyor ki, dün okumuştuk ayette. Diyor ki, ben diyor, sana söylemeseydim. Peygamberimize diyor. Yani bak, münafıkta o derece maharet kesbetmişler, sırlarını gizlemeye, takiyi yapmaya, töhmet mevkilerinden kaçınıp yağ gibi suyun yüzüne çıkmaya öyle alışmışlardır ki, hallerini, Peygamberimize diyor, senden, senin o yüksek dirayet ve ferasetinden bile gizleyebilirler de, vahiy nazil olmayınca münafıkları katiyen bilemezsin. Peki, sen katiyen diyor Allah, katiyen münafığı bilemezdin diyor. Ben sana demezsem. Allah aşkına bu bize bir şey ifade etmiyor. Yani peygambere diyor. Sen nasıl kendini emin ve güvenilir hissediyorsun bulunduğun yerde? Yani o kadar cesur musun? Bak buna ait bir şehri yazdım. Sırf buna ait. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sen dahi aldanabilirdin. O nuru ferasetinden gizli kalabilen münafıktan sen kendini nasıl emin hissediyorsun? Yani peygambere hitaben, ey peygamber ben sana söylemeseydim sen dahi aldanırdın. Sen dahi o yüksek ferasetinden gizli kalabilen münafıktan, ey Müslüman sen nasıl eminsin? Devam ediyor. O nuru ferasetinden gizli kalabilen münafıktan, ey Müslüman sen kendini nasıl emin hissediyorsun ki bulunduğun kişileri, cemaatini ölçülere vurmuyorsun? Sanki sana da vahiy geliyormuş gibi bu korkunç tehlikeden eminsin. Münazarat 14. sayfada usta şöyle diyor. Hiçbir müfsit ben müfsidim demez. Daima sürekli haktan görünür. Yahut batılı hak görür. Evet kimse demez ayranım ekşidir. Fakat şuraya bak desin de ustad. Kim takar onu? Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Nasıl almam ustadım sen Bediüzzaman'sın. Sen bir sürü orada aynı öyle geçiyor. Sen bir sürü hadiseler başından geçmiş. Hiçbirisine boyun eğmedin, dal kavukluk yapmadın, yalakalık yapmadın, takiye yapmadın, doğru gittin. Yani onlardan gözüküp onların içine girme gibi böyle bir şeyler de yapmadın. Sana güvenmeyelim de kime güvenelim sorusuna soruyorlar. Ustad da diyor ki, fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hatta benim sözümü de ben söylediğim için hüsnü zannedip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Değilsin ama şunu da yapabilirim diyor. Veya bilmediğim halde ifsat ediyorum. Öyleyse her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. Şimdi okuyorum şeyini, bunun manasını. En şerlileri ehli kitaptan olan münafıktır. Daha sonra Müslümanlıktan çıkan münafık daha fazla tehlikelidir. Daire daralıyor. Sonra da dini cemaatlerden çıkan münafık bundan da daha tehlikelidir. Yani insanlıktan çıkan münafığın en tehlikesi ehli kitaptır. Ehli kitapların için en tehlikesi İslamiyet'ten çıkandır. İslamiyet'in içinden çıkan en tehlikelisi dini cemaattan çıkandır. Allah Celle Celaluhu Resul-i Ekrem'ine ben sana söylemeseydim sen dahi tanımazdın ayetini senin için bir şey ifade etmiyor mu? Bulunduğun cemaati sorgulaman gerekmiyor mu? Veya biz teslim olmuşuz. Bak şimdi.
Madem alelen İslam'a ve dine zarar veren eminseler, bak madem dine alelen İslam'a ve dine zarar veren şeyler ortada ise, yani zarar veren kişiler emin iseler, açıkken dine ve Kur'an'a zıt bir hareket yapıyor. Mesela diyor ki namaz kılmayın, oruç tutmayın, zekat vermeyin. Misal, alelen bunun gibi haram bir şeyi sana yap diyorsa, bu denilen kişi veya cemaat emin iseler, soruyorum sana, güvenilir iseler, söyler misin? Kimler güvenilir değil daha? Bunlar emin ise, haramı yapmanı din adına söylüyor, bunlar emin ise, sokaktan kim kaldı emin olmayan? Anladın mı mantığı Murat? Açık olarak yanlış yapıp yanlışa insanları teşvik ediyor ve bunu yapanlar en güvenilir ise, güvenilmeyecek kimdir artık? Münafık ki alelen yanlış yapmazlar, gizli yaptırırlar. Peki yanlışı alelen ortada olana güveniyorsun, o zaman güvenilmeyecek kimse kalmamış demektir. Hala anlamak istemiyorsun. Sen de hala bunlar söylediğimiz halde, sen hala bulunduğun kişiyi veya o alelen yanlışı sana söyleyenleri sorgulamıyor, bunu söyleyenlere hücum ediyorsan, sen de o tiptensin. Çünkü birbirlerine yakın olanlar birbirlerini cezb ve celbederler sırrı, İşaret-i Caz 107'de söylüyor. Sen de o tiptensin. Sen hala bunları söyleyenlere, ya nereden söylüyor bunları diyorsan, sen de o tiptensin. Diyor ki, düşmanın düşman tanınmadığı ve bilinmediği müddetçe daha zararlı düşer. Şayet düşman muhannes olsa, yani gizli, örtülü ve içten karıştırıcı olsa, içten daha çok habis olur. Ve eğer yalancı, kezap olsa daha çok ifsatçı olur. Eğer aduv, dahili olsa, içimize girse zararı daha çok büyük olur. Zira dahili düşman salabeti gevşetir, kuvveti dağıtır. Harici düşman ise dinin ve milli salabetin kuvvetlenmesine, toplanmasına sebebiyet verir. Görüyor musunuz kanı? Bir de okuyayım. Eğer aduv, yani düşman dahili olsa zararı daha çok büyük olur. Zira dahili düşman salabeti gevşetir. Salabet? Sebat, metanet, iltizam, akıl. Aferin, görüyor musun? Nasıl gevşetti abi o? Sebat metaneti mi bu? Tabii içeriye girdi. Artık yanlışa, batıla hep hak diyor. Ama bir mutlaka bir kılıfı, koca minare çalabiliyorsa, yani bedihi bir camiyi söküp götürebiliyorsa, onu söküp götürenin de kılıfı da var demektir. Yani hangi günahın gerekçesi yok ki? O kadar desas. Ama o kadar biz aptalız ki desaslığına da gerek yok adamın. Korkunç İslam düşmanına sana taraftar ettirebiliyor. Çok açık, net. Biz o kadar bozulmuşuz. O kadar usta değil. Şöyle diyeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki münafık, Bediüzzaman zamanında olsaydı Bediüzzaman Hazretleri helak olurdu. Bediüzzaman Hazretleri'nin zamanındaki münafık şimdi olsaydı biz helak olurduk. Allah'ın şöyle bir kanunu var. 90 kilo güreşçinin karşısına 20 kilo güreşçi koymaz. Yani imanın büyüklüğü, o zamanın tamircinin büyüklüğü ve kemalatı nispetinde münafık da onu aktifletmek, aktif yapmak, inkişaf ettirmek, kabiliyetten geliştirmek için Vaydi Kıyas'ın evinden ademi vücut vazifesini yapıyorlar. Eğer 20 kilo güreşçi isek biz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki münafık şimdi olsa hiçbir Müslüman sağlam kalamaz. Şimdi dahile girip bozduğuna göre abi, demek ki salaveti tasvip bahsetti. Dimağdaki mertebelerde bir
Burada oynuyor. Yok. Evet. Yani mesela dahile girdi deyince ile bu cemaatin içine girdikten sonra bir de dahil şu. Dimana giriyor. Vesvese şeytan gibi dima karıştırıyor. Yani öyle eften püften şeylerle, gerekçelerle size harama ve haram kişilere arkasında koşturur ki aklın hayalin durur. Çünkü ustad buna diyor ki aklı dağıtmaklığın, dağınıklığın, dağıtmanın daniskası kendisi değil midir? Kutuvat istedir diyor ki ustad, bizdeki diyor fena ahlakları işletiyor diyor, harekete geçiriyor evet, diyor. Evet, bak çok güzel. İngilizler için söylüyor da aynı bu. Yani 13. lemada da söylüyor. O insanda fena madenleri diyor şeytan işlettiriyor. Evet. Mesela onu şeyde kullanıyorum. Şeytanı böyle bir öyle bir mahluk değil. İlle şeytanı televizyon, internet, o videolar giriyor. İnsanın fena madenlerini aktif ediyor. Hani devreye sokuyor. Eğer aduv dahili olsa zararı daha çok büyük olur. Eğer dahili düşman salabeti gevşetir, kuvveti dağıtır, harici düşman ise dinin ve milli salabetin kuvvetlenmesine, toplanmasına sebebiyet verir. Evet, dün anlattım kim munaf. Hiç gerek yok kardeş, dinle böyle tahmini bir şey yapmadım. Tıkır tıkır hepsini saydık. Şu alametler münafıklık alametidir. Bilerek yapıyorsa münafıktır. Bilmiyorsa bir derece özürü var ama duyduktan sonra hala yapıyorsa tak hiç şey yok. Mühürodur. İzahı yok. Çünkü bilerek yapıyorsa münafıktır. Bilerek çünkü. Evet, nifakın İslam'a yaptığı cinayet, verdiği zarar maalesef pek büyüktür. Ve halen İslam alemindeki şu müşevveşiyet ve karışıklıklar da hep nifaktan gelmiştir. Bu konuyu değiştiriyorum. Şimdi bu kadir cihetiyle bakarsak bu konuya Hasan abi, acaba şey olabilir mi? Yani sizi diyor bütün hissiyatlarınızdan inceden inceye imtihan etmedikçe kabre girecek değilsiniz ayette. Üstad da diyor bizi inceleklerden eleyerek işte altın mı bakır mı elmas mı şişe mi diye şey yaptılar diyor. İnceden inceye. Ya şimdi böyle bir şey de olmasa herkes örtülü kalır yani. Kimin ne mal olduğu da ortaya çıkmaz. Yani ihlaslılarla ihlassızları Cenab-ı Hak birbirini ayırt etmek için bir cemaat mesela görüyoruz ama maşallah hepsi ihlaslı, faziletli insanlar. Fakat o içeriği şöyle Cenab-ı Hak bir dağıtıyor, böyle bir harmanlıyor. Bir ateşin içerisine sokup da tam muhlis sıddıklarla diğerlerini birbirinden bir ayırt etme ihtiyacı oluyor sanki. Böyle bir kanuniyeti var. Sana şöyle bir şey diyeyim. Kanuniyet. Bir yerde de yazmışımdır bak, bir göstereyim. Bununla alakalı. Çok hoşuma gidiyor. Sen hiçbir ölçünün olmadığı, hiçbir yasanın, kuralın işlemediği, herkes her istediği yaptığı bir memlekette yaşamak ister miydin? İstemezdik. Bir de okuyayım mı İsmail? Sen hiçbir ölçünün olmadığı ve hiçbir yasanın, kuralın işlemediği, herkes her istediği yaptığı bir memlekette yaşamak ister miydi? Medeniyet olmaz bir kere. İnancımıza bile zıt olsa belirli kuralları ve yasaları olan memleketlerde yaşamak, yukarıdaki kuralsız ve yasasız olan memlekette yaşamaktan daha iyidir. O zaman sen bu aleme gelirken sana sorulsa yasaları, kuralları ve sistemi olan memleket mi? Yoksa bunun zıttı olan memleketi mi tercih ediyorsun? Ne derdin? İşte bu tercihin adı kaderdir. Fıtraten nizam ve intizama tabi yolu seçiyoruz. Evet. Çünkü kader, bilgisayara girdiğiniz zaman her istediğinizi yaptıramazsınız. Windows yazılımın sana sunduğu tercihler içindeki tercihlerin vardır. Eğer mutlak her şeyi yapabilseydin, 7 milyar her bir insana hepsine ayrı bir yazılım yapacak. O zaman herkesin
ayrı bir yazılım olursa hiç kimse kimseyle irtibatı kurup bir sistem, bir sanat ortaya çıkartamazdı. İnsan fıtraten mutlak ve muhit olduğundan, nihayet olmadığından onu belirli bir kurala inkişaf ettirmenin yolu kurallı ve sistemli yasaları olan bir memlekette olması lazım. Yani Windows alt yazılımın sana sunduğu tercihler içinde senin tercihin var. O tercihler, o Windows'un sana sunduğu tercihler içindeki tercihine senin kaderindir. Allah'ın kaderi o yazılımı yazmasıdır. İşte münafık da bu yazılımın hareketlenmesi için şeydir, antivirüstür. Bu derslerde antivirüstür. Güncellemek gerekiyor. Şimdi evet, ama işte ona geliyor. Ne dedin? Güncellemek gerekiyor. Güncellemek gerekiyor. Ben de bu virüse karşı antivirüs yazdım. Yani bir yazılımcıyım. Size sunuyorum ama sen desen ki aman o zaman bilgisayarın her şeye muhataptır. Çok yakında bilgisayarın çökecektir. Bu. İşte münafık bahsi başına Allah haşa Allah ya bu bir mana ifade etmiyor bizim için gündelikte yani. Ama Allah peygamberine söylüyor. Ha, o zaman bu virüs var. Antivirüsün olması lazım. Uyanık olacaksın. Sana bunları söylenirken uyanık ol. Diyor ki Allah, insanlar içinde münafık var. Bunların en tehlikelisi ehli kitaptandır. Daha tehlikelisi Müslümanlardır. Müslümanlardan çıkar. Daha tehlikelisi çünkü usta biliyor. Fıtratı biliyorlar yani. Nerede Müslüman aldın? Beni en çok aldatabilecek kimdir biliyor musun? İnsanlar aldatamaz beni. Ehli kitap aldatır. Onlar içinde Müslüman aldatır. Müslümanlar içinde Süleymancı, tarikatçı beni aldatamaz o kadar. Beni Nurcu aldatabilir. Nurcuların içinde en çok benim grubum ve yanımdakiler aldatır. Çünkü beni en iyi tanıyan, en çok hasret edebilecek kişidir. Abdullah İbni Selül iftira etmiş Ayşe validemize, münafıkların reisi. Sahabeler içerisinde hemen şey oldu, bir karışıklık oldu. Hemen sahabelerin içerisinde onlara takılan da oldu. Belki kafir değil de haşa. Ama dereceler hemen belli oldu. Hemen. Sahabe arasındaki dereceler tık tık tık. Olmasaydı şimdi olur mu? Sıdk orada ortaya çıktı. Tabii canım. Bakayım ne yapacaksın? Yani Allah'ın şu yasaları, uydurukçası yasası, kanunu, sistemi. Hayret ediyorum ya. Bunu oturup yazıyorum gece bak. Düşünüyorum, kalkıyorum. Bu cümleyi yataktan kalkıp yazdım. Böyle yatarken düşünün. Yani böyle bir yasa niçin konmuş, kural konmuş? Şöyle diyeyim. Ben buradan böyle düşmese, yukarıya çıksa bir defa attım. Bir daha attım böyle gitti. Bir daha attım şöyle gitti. Bir battım abi durdu. Peki ben de bir cesaret, bir güven getirmez böyle yasasız, kuralsız bir ortamda. Bu kalem atınca ne olacağı belli değil ki. Belki de buharlaşacak. O zaman insan güvensiz bir yerde yaşaması en korkunç fıtrata ihanettir. Ben öyle bir yasa, öyle bir sistemde olacağım ki nasıl işlediğini bilmem lazım. Ben su içince ne olacağımı, suyu dökünce ne olacağını, yukarıdan atlayınca ne olacağını biliyorsam, bu bilmek benim düşünce mutlak boyutumu mayenleştiriyor ve inkişaf veriyor. Şey de öyle. Münafık fikirde boyutlaşmamıza vesile oluyor. Anladın mı? Yani kurallı bir şey. Mesela bunlar kurallı. Allah söylüyor. Bak neler çıkacak daha. Dün yoktun sen. Gençler vardı. Dün mesela bir öyle. Şey Murat da dedik abi dedi korktuk falan. O özellikler de var. Özellikler bizde olabilir. Şuursuzdur. Şuursuz münafık yoktur. O özellikleri bilerek yapana münafık deniliyor. Peki biz, birisi bizi elimize tutuşturdu, yapıyor. Yap dedi. Peki birisi sana bunu tutuşturdu, yap diyorsa, başka birisi de diyor ki yapma diyor. Ve gerekçesini söylüyor. Sen hala o yanlışı tercih ediyorsan, o yanlışla berabersen, şöyle bir şey var. Bak, sana ikaz edildiği halde, ne diyor Kur'an'da? Diyor ki, yel'abun, bırak. Çamurda oynasınlar diyor. Ve mahalle Resulü'l elbela. Peygamberlere ancak tebliğ vardır. Şimdi bu sözlerden de rahatsız kim olur?
Bir gün demiştik, Allah rahmet etsin, benim abim vardı, tevhidde ufkumu açan, bana çok emeği olan Hızır abi vardı Rize'de. Elden aşağı feşli bir abiydi, vakıftı. Dedi ki, abi dedim, niye rahatsız oluyorlar bu tür meslek ve meşrep derslerini yapınca? Çünkü ben de safım, daha gençiz daha. Bak dedim, Hasan buyur abi dedim. Mecliste dedi, hırsıza ait, onun cümlesi rahmetli ya. Hırsıza ait bir kanun yapılsa, çok ağır bir kanun. Kim şiddetli karşı çıkar dedi mecliste? Ya hırsızlar, ya hırsızlık yaptıran veya hırsıza mail etti. Maili var. Üç tane söyledi. İnsanlar üç ayrıdır. Ya kafirdir, ya Müslümandır, ya münafıktır. Burada öyle geçiyor. Ya hırsızdır, ya maili vardır, ya da yaptırıyordur. Tamam. Şimdi bu tür derslerden rahatsız olan insan, o hırsızdır. Laikaya karşı olan, Risale, şahıs hakimiyetini, Risale'yi unutturma olan tiplerdir. Çünkü unutmayın, münafık hangi cemaatte bulunabilir? Fert hakimiyeti olduğu her cemaatte mutlaka münafığın parmağı vardır. Resulullah'ın zamanında bile sahabenin içine gitmiş Abdullah İbni Selam. Ustad Hazretleri, baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez, edilirse ne kadar zararları görüldü diye Emirdan da anlatıyor. Unutmayın, bir cemaatte fert hakimiyeti meşru ise, bu cümleyi tapu gibi şey yapın, anayasa. Bir daha söylüyorum. Bir cemaatte kişi hakimiyeti ne kadar meşru ise, kişilerin hakimiyetini o kadar meşru kılar ve yolunu açar. Eğer bir cemaatte esas, kural içinde işliyor, dusturları, kaideleri belli ise, onun içinde herkes hareket ediyorsa, o kişi hakimiyetini ve kişinin hakimiyetini reddeder, parmak giremez. Girse bile asit gölüne etin düşmesi gibi yok olur. Bak diyor ki, ne olur bu manaya Allah aşkına bu noktadan bakın bakalım. Mutenasip olan eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Yani birbirine temayül ederler ve yek diğerlerini celp ederler. Bak görüyor musunuz? Tam gelenlere kafayı takmayın. Bak birbirine temayül ederler. Bir daha okuyayım. Bak mütenasip olan eşya arasında meyil ve cezp vardır. Yani birbirine yakın olanlar cezp ve celp vardır. Yani birbirine temayül ederler, meyil ederler ve yek diğerlerini celp ederler. Aralarında ittihat olur. Fakat birbirine zıt olan eşya aralarında nefret vardır, çekememezlik olur. 107 İşaratül İcaz. Vallahi acayip. Şimdi bunları duyduğun halde kendini bulunduğun yerde sorgulamıyorsan, çok rahatsan sen de o tiptensin. Doğru veya yanlış. Ustad diyor ki münazaratta, ben dahi diyor, 30. sayfa mıydı? 14 müydü? 14'te. Diyor ki ben dahi belki de müfsittim. Çünkü hiçbir müfsit müfsidim demez. Siz mihenge vurmadan almayınız. Mihenge vurmaya da hiç gerek yok ki. Ortada bir bakıyorsun ki alelen haramı sana söylüyor. Yani münafık o kadar kalitesiz ki bizim kalitesizliğimizi gösteriyor. Murat'ım canım benim bir daha söylüyorum. Münafık o kadar kalitesiz ki münafıklıktan çıktı kafir olmuş. Münafıklıktan çıkmış ya, münafık da yok diyeceğim neredeyse ha, utanmadan ben. Oysa her asırda bu ayetin masadaki bulunur. Her bir ayet küllidir. Her bir asırda efradı vardır. Tamam? Masadakları bulunur. Şimdi o kadar açığa çıkmış ki münafıklığa da gerek yok. Adama diyorsun ki şunu yap. Ama abi bu yanlış haram. Hikmeti var. Ondan sonra bir sürü uçurtmada uçururum. Bir misal vereyim size uçurtmalardan. Sen 15 yaşında kimdin? Ondan daha ufak var mı? Yok. Size şöyle diyecekler. Ben 52 yaşındayım. Bizim dershanelerde büyüyen gençler. Ben sağım veya ölsem. Arkamdan bunlara diyecekler. Şimdiden söylüyorum. Hasan abi var ya,
neredeyse 30 sene, 40 sene fark var değil mi? 40 sene. Bunlara şöyle diyecekler. Bunu böyle yap. Benim adıma çok silik sözler dolaşacak. Dolaşıyor da. Hasan abi dedi. Ama külliyatta zıt. Bu külliyatta zıt yani bu. Diyecek bu gençler. Yetişiyorlar. Hatta cemaat için diyorum. Beni niye bekliyorsunuz sünneti kıldım? Hasan abi sünneti kılmasın. Öyle mi değil? Sünneti benim kılmama ne bekliyorsunuz? Mekruhtur. Aranızdan birisi imam olacak seviyede ise diğerlerini beklemek mekruhtur. Hemen kamet getir durun. Beni beklemek yanlıştır. Böyle büyüyorlar. Ama yanında çok bulunan kişiyi Allah göstermesin imtihan olacak. Kendi sözünün doğruluğu için bir makbul insana istinad edecekler. Mesela bunlar için söylüyorum. Hasan abi böyle dedi diyecek. Peki abi diyecekler ona. Külliyatta böyle yazıyor. O da şöyle diyecek. Hasan abi gece Resulullah'ı görmeden, ondan onay almadan, onunla görüşmeden bunu demezdi. Peygamberle görüşen zatın sözünü mü sorguluyorsun? Hikmeti vardır ama burada ince manadır. Sen onu göremezsin. Diyecek. Putlaştırma sistemi. Putlaştırma sistemi. Putlaştırma. Böyle yapacaklar size. Abi hayal yapılıyor. Ha? Yapılıyor. Allah Resulüne bile iftira yapılıyor. Harama bile şahit yapılıyor. Bak diyor ki çok silik sözler ticarette geziyor. Ben demediğim halde dolaştırılacaklar. Bazı kişilere istat edilen sözler var. O insanları tenzih ediyor. Onların diyeceğine inanmıyor. Çünkü alelen şeriata ve dine ve harama haram olan bir şeyi dini şahsiyetler demezler. O kadar ahmak değiller. Eğer ilaç içirilmemişse. Dine ve Kur'an'a alelen haram olan bir şey sözü o zatın ağzına veremezsiniz. Veriliyorsa şudur. Çok silik sözle ticarette geziyor. Hatta benim sözümü de ben söylediğim için hüsnü zannedip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de mufsidim. Ne yapacağım ustadım? Veya bilmediğim halde ifsat ediyorum. Öyleyse her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. Mihenge vurmadan almayınız. Mihenk nedir? Edile-i şeriye. Artık hayal kimsenin cebinde din yok. Ki Hasan'ın cebinde olmadığı gibi kimsenin cebinde değil. Kitap, sünnet, icma, kıyas-ı fuka. Belli mi kardeş? Haram helal belli. Artık kimse bu haramdır, bu helaldir demeye yetkisine sahip değil. Haram belli. Allah Resulü diyor. Helallar bellidir. Şeyler de diyor, şüpheler de bu ikisi arasındadır. Arkadaşlar hiç kimse ben münafığım demez. Alametlerin münafık birinci derste anlattım. Tam 1 saat 20 dakika. Tak 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 4 gün uğraştım. Hulasa ve cümleleri söyledik. Yani bak burada da çıkıyor. Şimdi konu değişiyor. İlim onu tard eder diyor ya. Sana. İlim onu tard eder. Allah razı olsun. Şeyde İngilizler de bunu itiraf etmiştir de çok. Arap dünyasını Osmanlı aleyhine kışkırtırken Küfe alimlerinden, Basra alimlerinden çok şikayetçiler. Diyorlar ki onlar varken biz ideolojimizi oraya oturtamayız diyorlar. Önce ulemayı kaldırıyorlar. Önce evet. Ulema kalkmadan çünkü bak şöyle diyeyim. Bu aya kalkmasını istemiyor musun? Bunu sündüremiyorsun. Bunu tutan kim? Bu el. Bu eli keserseniz düşer. Bu eli kesmeden bu düşmüyor. İşte Risale-i Nur cemaatine hücumu yönünü değiştirdiler. O mübarek kitap. İki yol denediler. Laikaları unutturdular. Birinci yöntem. Ondan sonra tutmadı. İkinci yöntemi yaptılar. Abileri, şahısları merci yapıp uçurdular. Abi, hocam, hoca, abi... Putlaştırdılar.
Sonradan belirli bir kıvama geldikten sonra kitap unutturuldu. Laikalar yok. Bir iğne doğru dipte. Bir iftira tamam. Bir insanı yok etmek çok kolay. Tahrip kolaydır. Ama külliyata bağlı olanlar, bağlı olanlar, mesela en çok kullanılan silah ve tesirli Barla kitabıyla yok ediliyor. Nedir o? İftira. Değil? İftira. Barla da ne diyor? Gözüyle görmüş dört tane şahidi getirip gösteremeyen. O da yalancı olmayacak bu. Bizzat. Bunların getiremeyenin sözü müteber değil, yalancıdırlar. Tövbe dahi etse diyor. Ebedi olarak onun, o insanı, sözünü dinlemeyiniz, yalancıdırlar. Bunlar kim biliyor musun? Bunlar o iftirayı yapanların mahkemede şahitliği İslam hukukunda kabul edilmiyor. Nikah kıyılırken bile nikahta şahitliği kabul edilmiyor. Eğer Barla laikası tutunsaydık, ona tutunsaydık, iftiraların yeri olmayacaktı. Eğer biz Emir Dağı'na tutunsaydık, içsel dengelerimizi kime muhabbet? El hubbu fillah ve el buzu fillah. Eğer Kastamonu'ya tutunsaydık, o zaman neyin doğru, neyin yanlış eylem itibariyle görürdük. Çünkü Kastamonu dış dünyayı tanzim eder. Yap, yapma, git, gitme. Doğru, yanlış. Emirdağ ise abladır, latiftir. Onun için latif yapıyorum. Kastamonu abidir. Emirdağ ablayı, Emirdağ layıkasını asak içsel yapılanmayı oturtuyor, yerine koyuyor. Şu şudur, şu da şudur. Yapma, diyor. Şimdi devam edeyim. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Arkadaşlar eşek olursak semer vuran çok olur. Çünkü semerciler çok bekliyor. Üçüncü nükte atlıyorum bak birinci okudum iki atlıyorum. Münafıkın küfür üstünden ziyade gelen birçok cinayetleri daha vardır. Mesela münafığın istihza ne demek? Alay etmek. İki aldatmak. Üç tedlis. Tedlis. Aybini göstermemek, yumuşatmak yani olayları kaygan zemine götürüp devamlı canlı tutmak. Fitneyi. Duydun mu? Duydun mu? Ha öyle mi ya? Hep böyle. Fitneyi şöyle yaparlar. Kaynatmak için fokur. O olayı söndürmezler ufak bir şeyle, ufak bir zararla geçilmesini istemezler. Onu kaygan bir zemine iterler. O zeminde istediği buz pateninde oynar o. Senin bilmediklerin var mesela. Neler var neler sen bilmiyorsun. Safsın saf. Ondan sonra ne yaparlar biliyor musun? Devamlı onu canlı tutmak için ateşi odun atarlar. Meale söyledim bunu. Meal söylüyorum. Fitneye odun taşırlar diyor. Fitne ateşine. Meal söylüyorum. Sonra hile yaparlar. Sonra yalancılık. Sonra riyakarlık. Abim hocam. Estağfurullah. Bana yaptıklarını yapayım. Abi, şey hocam. Nurcu değil ya, hoca diyor. Orada bir kere şey veriyor, fiyasko veriyor. Hocam, sen konuşunca kainattan çıkıyorum. Kainata gark oluyorum. Ay münafık. Ay münafık. Yer yani asa. Ama emin değilim. Ne zamana kadar? Şunda eminim. Hiç kimse vesvese etmesin. Eğer sağ elime Kastamonu'yu, sol elime de bilerek söylüyorum. Emirden alıp böyle gidersem vallahi eminim, billahi eminim. Hiç benim hayatımdan endişe etmeyin. Çünkü niye? Buna göre hareket ediyor. Tak tak. O kadar canım istediği teklifler geldi ki şu olsunu biliyorsunuz. Ama o kadar da hata yapmışız ki ömrümüz hatalarla da dolu. O hatalar da buna uymadığımdandır. Bir sürü hatalar var. Ama şahsi hatalar olsun da ya Rabbi cemaata zarar verici hataları düşürttürmesin. Eğer düşürecekse Allah canımızı alsın. Cemaate yeter ki zarar vermesin. Ben size söylüyorum eğer sistem bu. Bunun dışında başka bir şekilde ben konuşmaya başlarsam veya ders yapabilin ki bana zarar vermiştir. O zaman dinlemeyeceksin.
Çünkü böyle büyüyorsunuz. Beni de böyle büyüttüler. Dediler ki, bu ikisine sarıldıkça sana hiçbir şey olmaz. Bir Rüştü abiye telefon ettim. Hulul dersinde, hulul dersi yapmadan önce. Abi dedim, hulul dersi yapayım mı, yapmayayım mı? Yap dersen şıkkı, nereye kadar gireyim mevzuya? Dedi ki, seninle kaç sene kaldık? 16 sene. 1986'dan 96'ya kadar 10 tane ders hariç, 10 tane bile olsa hiçbir öğlen dersini geçirmiş olmadık. En fazla 10 tane ders belki olur olmaz. Öyle mi? Evet abi. 10 sene ben size her gün öğlen ders yaptım. Hep çoğu meslek ve meşhur. Artık ne yapacağını sen biliyorsun. Kapattı. Çünkü ben diyor Zübeyir abiden ne aldımsa aktardım. Ben size Allah'ta mesul değilim inşallah diyor. Kastamonu ve Emirdağ'a sarılmanızı, Laika'ya sarılmanızı söyledim. Başka türlü münafığın şerrinden kurtulamazsınız. Ki, bakın kişi o cümle onlarındır. Kişi hakimiyeti meşru kılan bir sistem veya cemaat, kişilerin hakimiyetini meşru kılar ve yolunu açar. Dördüncü nükte, istihza ederler, aldatma yaparlar. Niçin onu hatırlayı naklettim? Eğer Kastamonu Emirdağ'ı defterinize ajandayı alıp yap, yapma, taraftar ol, düşman ol. Mesela bak neler diyor, sanki bugünü söylüyor. Emirdağ'da. Ve halkçılar diyor, Cumhuriyet Halk Partisi ırkçıları elde edip diyor, size diyor, demokrata hücum edip mağlup etme ihtimali var. Bundan endişe ediyorum diyor. Aynı değil mi? Halkçılar seçime yakın devamlı ırkçıları elde ederler. Kandırırlar. Ve demokratlara hücum ederlerdir. Aynı. Yani CHP'nin şeyi belli. Ajandası belli. Sicili belli yani. Ama bir Müslümanım diyen adam ve hayatında da hep bu sistemden veya CHP'nin rejiminden, çünkü CHP parti değil, rejimin simgeselliğidir. Ömrü billa zarar görmüş insan gene ne kadar ahmak ki ona taraftar olabiliyor zarar gördüğü yerde. Çok tuhafıma gidiyor. Ömrün billa sen onunla mücadele ettin. O rejimle uğraştın, seni devletler kıtalar arası itti, sana her türlü revayı meşru kılan sistemin simgesi olan CHP, din adına, cemaat adına destek verebilecek kadar tuhaflaştın. Kelimeyi düşünerek seçiyorum. Yani ben de inandım tabii sana. Bak, istihza. Aldatma, tedliz, hile, yalancılık ve riyakarlık. Ben bu elimde oldukça hiç kusura bakma. Kimse sana tabi olmaz. Rehin sana kalır. Hiçbir gerekçe doğru değil. Dördüncü nükte. Münafıkların çoğu ehli kitaptan ve cerbezi-i vehmiye ehlinden oldukları için. Dedim ya acele ediyoruz. Hileci, dessas ve aldatıcı olup şeytani bir zekaya sahip oluyorlar. Bir de okuyayım. Bir de bu iş tapu işte. Daha ne diyecek ki usta? Okumadan önce eli öpeceğim. Yoksa kara kaplı kaplerin elini öpecektim. Nerede bulacaktım ben böyle bir şeyi? Hangi alimden duyacağım ben bunu? Bak münafıkların çoğu ehli kitaptan, sonra daireyi daraltıyor. Cerbezi-i vehmiye ehlinden oldukları için. Dimağı çok iyi biliyorlar. Yani dimağı çalışma sistemini bilenden. 3. Hileci. Hileci demek bunu gösterip ama aldatmak. Tak bunu gösterip. Aa veriyorum diyor hop bunu. Bunu gösterip bunu vermek. Yani imanı alıp küfrü verirler diyor başka bir ayet. Yani hakkı alıp batılı verirler. Hileci o. Değiş tokuş yapar. Elle çabuk marifet. Nasıl yapıyorlarsa böyle tak bunu veriyor. Hileci, desas, bir tane bir şey anlatayım size.
Bir şey anlatayım da bir gülüm. Ulkaraya al parayı mı? He? Ulkaraya al parayı mı? Yani şöyle onunla alakalı bir şey anlatacağım. Hani sırtlarda böyle bisiklet geçerler ya böyle ipin üzerinden. Ondan sonra onların tabi cinlerle olduğunu biliyorum. Şimdi eski de epey var yani. Ben de bir derse gidiyorduk. Karaköy'den, köprüden geçiyoruz. Şey köprüsü. Galata Köprüsü. Ya. Eminönü'ndeki köprü var ya. Galata Köprüsü. Orada eskide sihirbazlar vardı böyle. Hani onu bul parayı buna. Hakikaten adam acayip kağıt yok oluyor. Kırmızı kağıt beyaz oluyor. Beyaz kırmızı oluyor. Acayip. Hakikaten. Ama elinden yani. Beyaz kağıt kırmızı oluyor. Kırmızı beyaz oluyor. Herkes toplanmış var. O falan. Derken bunu bul diyor falan. Sömürüm. Dedim ki. Dedim ben buraya bir ayet-i kürsü okuyayım bakayım. Yanaştım. O yaparken. İçimden tabii. Allahu la ilahe illallah. El hayyul kayyum. Ondan sonra adam ilk önce bir sinirlenmeye başladı. Kızarmaya başladı. Hareketleri durdu. Yapmamaya başladı falan. Aranızda birisi hain var dedi. Gitsin buradan çabuk diyor. Hiç anladım. Meğer onları hep cinler boyuyor. Öyle gösteriyor. Kuş çıkıyor. Kağıt mendil oluyor. Mendil kuş oluyor. Cinlerle alakalı. Erva habiseleri beşinci şuada şeyi kullanıyor cinler. Dabetulars malzemesini. Niçin söylüyorum? Bunlar hileci. O tür insanların etrafında bu tür mahluklar var. Onun için anlattım. Bunun bu mevzunu biraz ehliyim. Bak bunlar cerbezi vehmi ehlinden oldukları için. Cerbezi vehmi şu. Öyle aldatıcı bir zekaya, şeytani zekaya sahip ki şaşırsın öyle diyor zaten. Aldatıcı, şeytani bir zekaya sahip oldukları için celbezi ile hakkı batıl, batılı sana hak gösterirler. O kadar acayip. Onu söylüyor zaten Cenab-ı Hak. Celbezi vehmi ehlinden oldukları için celbezi vehmi şu. Varı yok, yoku var. Olmayan sıfatları yakıştırma yaparlar, var olanı da unuttururlar. Ki Müslüman öyle sana gösterir ki kafiri mutlak. Mutlak düşman yaptırır sana. Kafire de öyle bir muhabbet eder ki kıyası geliyor böyle bitine. Cerbezi vehmiye ehli oldukları için hileci bu işte onun için anlattım. Desans aldatıcı olup şeytani bir zekaya sahip oluyorlar. Gene atlıyorum size seçtiğim yerleri okuyorum. Dedim ya 163'ten 289 sayfa arası. Başka? Kur'an bunları şahsen tayin etmemiş. Şahsen tayin etmemesi, açığa çıkarıp da rüsvay etmemesi, belki Nas unvanı altında set edip gizlemesi mühim bir hikmet içindir. Bu hikmet ise şunu ima ediyor ki, Peygamberin aleyhissalatü vesselam siyaset ve idaresinde en münasip düşen vaziyet, onları set etmek ve perdeyi yüzlerinden kaldırıp açmamaktır. Zira onları şahsen teşhis veya tayin edip izhar etmiş olsaydı, müminler dahi kendi haklarında vesveseye kapılırlardı. Haşiye, Hazreti Ustad Nur Müellifi'nin İşaret-ül İcaz Türkçe tefsirini yeni harfle ilk olarak tap ve neşettirirken, içindeki münafıklar bahsini çıkarttırıp neşettirmemesi bu hikmetten naşi olabilir diye düşünüyorum mütercim. Tamam. Bu kalın işaret-i caz olduğu için ince işaret-i caz da bu. Bu da bak. Bunda yok. Çünkü ne yapar? Müminler niye Allah Resulüne şey yapmıyor? Müminler de kendi aklında vesveseye kapılabilirlerdi. Çünkü nefsin hile ve desiselerinden emin olunmaz. Vesvese ise korkuya, bak, vesvese hem de sıralama yapıyor, psikoloji panik ataklara söylüyorum şimdi. Vesvese ise korkuya, korku da riyaya, riya ise nifaka müncer olabilir, sürükleyebilir. Yine dimağa geldi. Dima. Zaten öyle diyor Cenab-ı Hak. Onlar diyor, cerbezeli, cerbezi vehmiye ehlinden oldukları için.
Yani arkadaş dima o kadar hakimler ki o makyajlı boyalı kelimeler o kadar ustalar ki yani sen dahi aldanırdın diyor. Yani düşün Allah peygamberini diyor. O nurani feraseti bile blok olabiliyor. Dima alt üst ettiğine göre abi o zaman o müthiş düşmanlara karşı zırhınız takvanızdır diyor. O zaman vicdan... Takva nedir? Takva, takva. Zırhınız takvadır diyor. Siperiniz? Sünnet. Sünnet ise niye? Takva demek. Vicdanın anası erbası, ruhun dört havası neydi? İrade, zihin, his, latife-i rabban. Şimdi bunu uygulayalım. Uygulaması. İradenin ibadetullahına, zihin marifetullah, kitap okumana, his muhabbetullah, el-hubbu fillah ve'l-buzu fillah. Kafir belli, münafık da bellidir. İslam düşmanları, İslam taraftarları bellidir. Ona düşman, ona dost. Neticesinde içsel yapılanmadan muhabbetullah ol. Demek ki sen sünnet-i seniye, ibadetullah, zihnin kitap okumaya, hissin Allah düşmanlarına, düşman dostlarına dost olursan sana kim ne yapabilir? Takva denilen neyiniz? Takva, zırh. Bu manada doğru, ibadet-i kamil. Sünnet-i seniye, siperimiz olursa hiçbir halt edemez. Namazımızı, ibadetimiz yapıyoruz. Ondan sonra marifetullah, kitabımızı okuyoruz. Allah düşmanları bellidir. Dostları da bellidir. Taraftarız, düşmanız. Bitti. Muhammed değil ki kardeş. Muhammed değil ki bir şey ya. Her şey açık. Belagatın dörtünü sor. Kim, kime, ne maksatta, ne için? Bu mühenge vurduğun zaman bitti. Adam şeriattan dışına çıkıyorsa demek ki iyi de olsa müfsit. Müfsittir. Ya yani bilmeyerek ifsat ediyor. Çok mübarek olabilir. Bilmeyerek ifsat ediyor. Ama bildikten sonra hala ifsat ediyorsa mübarek değil. Çünkü münafık bilerek yapar. O cümleyi hatırladınız mı? O cümleyi bir daha söyleyeyim ki şey yapmasın. O endişe etmesinler. Şuursuz münafık olmaz. İslam düşmanlığını bilerek yapabilmek için Müslüman görünme ihtiyacını duyuyorlar ki bunlar şuurlu fiillerdir. Ve cehalet de bunlar kendilerinden ortaya çıkan vasıf değildir. Bilerek çıkıyor. Çünkü nefsin ve hile ve desiselerinden emin olunmaz. Vesvese ise korkuya, korku da riyaya, riya ise nifaka müncer olabilir, sürükleyebilirdi. Hem eğer münafıkları tayin ederek insanların içerisine pis ve rezil olarak göstermiş olsaydı, denilebilirdi ki peygamber tereddüt içerisindedir. Etbaına vusuk ve itimadı yoktur. Hem bununla beraber fesadın az bir bölümü de olsa hicap ve perde altında kalırsa yavaş yavaş sönmeye yüz tutar. Sahibi de o perde altında ve gizlilikle arkasında kendini kurtarmaya çalışır. Ama eğer perde yırtılıp kalksa hadis-i şerifte اِذَا اَلَمْ تَسْتَحِي فَفْعَلْ مَا شِئِتَ hükmüne binaen, yani hadiste haya etmediğin zaman istediğini yap. İzâ elem testehî fef'al mâ şi'te. Haya etmediğin zaman istediğini yap. Haya neymiş biliyor musun? Haya. Acayip bir şey. Haya ne? Haya imandandır diyor. İmandandır da. Tabii ki imandandır. Fakat acele edeyim mi şöyle biraz ileride. Belki zamanımız yetmez. Mübikat 52 tane kebair var şeriatta. Ustad 7'ye indirgemiş. Yani 52 7'ye sıkıştırmış. Kat, zina, şarap 335 değil mi barlada? Bunların içinde bir tanesi Kat-i Silah-i Rahim. Kat-i Silah-i Rahman demiyor. Kat-i Silah-i Rahim, Rahim şefkatin simgesidir, şefkattır. İçsel yapılanmadır. Yani Allah ile hukukullah, hukuku Resulullah, hukuk asviya, hukuku mütedeyin validen bağlarının tümüne silah-i rahim denilir. Allah ile hukukunu keserler. Eğer silah-i rahim şefkattir, çünkü münafığın vicdanı yoktur diyor. Tamam. O sevgisi vardır, şefkati yoktur.
rahimi yoktur. Allah ile şey yok. Hadallah, Allah ile had yarışı yaparlar. İşte haya etmediğin zaman istediğini yap. O münafık madem öyledir, ne olursa olsun diyecek. Ya ne olursa olsun ya. Adam dedi, abi demdi, hoca dedi. Hocam böyle dedi ya. Ne olursa olsun diyecek ve çekinmeden pisliği yaymaya başlayacaktır. Kendisi yapar bir de yayar. Şişt, bilmezler bunlar. Bunlar anlamaz hizmetten. Bunlar küçük. Beynemilel bir cemaatiz biz. Bunlar anlamaz. Bak ne diyor? O münafık madem öyledir ne olursa olsun diyecek ve çekinmeden pisliği yaymaya başlayacaktır. Başka? İkincisi ennas ile tabir ve ifade edilmesinde şöyle işaret eder ki, ha bir şey anlatayım size, bir hatıramı. Umumi konuşuyoruz. Dedi ki bir tanesi, abi dedi, sana yakışmıyor dedi. Ne hayırdır? Ya bu yaptığın derslerde falancaları kastediyorsun. Öyle anlaşılıyor mu dedim derste? Evet abi dedi, hepten anlaşılıyor. Ha demek o sıfatlar var. Hemen kaç kardeşim? Ustad diyor ki akrepten ve yılandan, aslan demiyor, aslan da mı diyor? Akrep ve yılandan kaçar gibi kaçınız. Hakikaten bu dersi duyup birilerini hatırlıyorsan hemen uzaklaş kardeşler. O nedir peki onu hatırlaman? Allah sana rahim ediyor. Allah seni uyarıyor kalbin çünkü senin kalbin hak taraftarı ki merhamet ediyor. Eğer münafık ise bunu hiç almaz. Öyle başta okumuştuk. Gelen hakikatları 500 kaçtı? 38 miydi? Duyguları, efkarları, kainattan marifeti getirdikleri zaman onu diyor, o dersi, o gelen hakikatleri kendisine musadık bulmadığı için sönerler diyor. Değil mi hatırladınız sözlerde? Enebasında. Duyguları ve efkarları kainattan diyor, envari marifeti getirdikleri zaman onu tasdikleyecek, onu onaylayacak bir şey yok içeride. Lap lap bu ders girip çıkıyor adam. Hiç umurunda değil ki yani bu ders olmuş olmamış. Ya hakikaten ya ben acaba bu tehlikede miyim? Önce hiç sorgulamıyorum. Bu ateşte miyim? Peygamber bile anlayamayacağım münafığın içinde miyim? Hiç umurunda değil yani. Ha nedir o? O tiptendir. Yani efkarları ve duyguları marifeti kainattan getirdiği zaman ya yerinden okuyayım ya. Sonra o cümleyi okuyayım. Ama sözleri vermediniz. Ondan sonra. Şuradan ver istem yok mu? Ha neyse. Ha getirince okurum. Var mı burada sözler? Var var. Ver sözleri. Niçin almaz? Ha bak. Bak. Keşke bunlar hep ben uydursam. Keşke olmasa böyle bir imtihana tabi tutulmasak da şimdi böyle rahat rahat gitsek ya. Ya ne iyi olurdu ya. He? Duyguları 538 doğru. Duyguları, efkarları kainatın envari marifetini getirdiği vakit nefsinde yani insanlığında onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek. Ya öyle mi ya? Allah Allah diyecek bir madde bulmadığı için sönerler. Gelen her şey. Ya Risale'den okuyorsun ha. Kur'an'dan okuyorsun bak Kur'an. Sen dahi anlamazdın peygambere derken adam şöyle diyecek. Gelen her şey nefsinde, nefsindeki renkleriyle boyalanır. Mas-ı hikmet gelse nefsinde abesiyeti mutlaka suretini alır. Aa, şuna bak ya. Bizi kastediyor. Hakikaten seni kastetmiş mi bu okunu? Sana tutuyor mu bu? Aman ya Rabbi. Sana tutuyorsa sen olsun de. Çünkü münafık bilerek yapıyor. Bak ne diyor? Mas-ı hikmet gelse peygambere hitap edilen dersi Bediüzzaman Hazretleri Müceddid'in dersini okuyunca iki şık oluyor. Ya hiç almaz seni veya mas-ı hikmet gelse nefsinde abesiyeti mutlaka suretini alır. Bu adam geveze. Bir tanesi öyle demiş. Aynı sarkız gibi kullanmıyor. Bir tanesi bana o yakıştırmayı yaptı. Hem de cemaat lideriydi. Vefat etti. Kim diyor bunu sana? Nereden duydunuz bunu? Demiş. Ondan sonra
X şehirde seyahatte. Abi bu söylediğiniz külliyatta yanlış değil mi? Kim söylüyor bunu suyu benim yanlış söylediğim? Masih hikmet gelse nefsinde abesiti mutlaka suretini alır. Çünkü şu aldaki enenin rengi şirk ve tatildir. Allah inkardır. Bütün kainat parlak ayetlerle doldursa, yani buna neredeyse Resulullah'a gelse, o enedeki karanlıklı bir nokta onları nazardan söndürür, göstermez. Ne acayip bir şey ya. Ama sağlandığım kitap, hani ustada diyorlar ya, sen kimsin ki diyor kartallara karşı boyun ölçüşüyorsun. Doğru diyor. Ben onlara şahsen değilim ama öyle bir ustadım var ki diyor Kur'an. O Kur'an'a ben yapıştıkça onların boğulduğu göle diyor, denize benim topumu bile ıslatamadı. Senin imanının kaybettiğin yerde bu kardeşlerin tıkır tıkır yürüyor. Sana İslam'a hizmet et demiyoruz. Ne olur Allah aşkına imanın bu yakıştırmaları yapmasın. Yap haram, işle. Yapma demiyor. Keşke yapmaz ama yap ama. Ne olur benim peygamberimin eline onları verme. Çünkü beni alakadar ediyor bu. Niye bunu sen konuşuyorsun? Benim peygamberimi alakadar ediyor beni. Ama bizimle alakası olmayan bana ne yani yaparsa yap canım. Sen minibüste bilmem nereye servis yapacaksan, ne durak yaparsan, ne fabrika, ben sana bir şey diyor muyum? Ama peygamberime onu yakıştırmaları yapma. Çünkü bana da soruyorlar bunu. Şu şeyi okuyayım da yapayım. Ennas tabiriyle... Sana bir getirmiş Ebu Süfyan şeyi... Nasıl bir de söyler misin? Ebu Süfyan maaş kağıdı varmış. Allah Resulü vermiş o kağıdı. Her zaman geliyor maaşını alıyormuş. Ebu Süfyan. Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti döneminde yine gelmiş. Hazreti Ömer görmüş onu demiş ki nedir demiş elindeki. Demiş ki şeydir sen Allah Resulü'nün verdiği kağıttır maaşımı alacağım. Şeyden halifeden almaya geldim. Bakayım demiş ona. Almış elinden cart 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 yırtmış. Yırtmış atmış. Demiş ki Allah Resulü'nün verdiği kağıdı sen nasıl yırtarsın demiş. Hakikaten de Allah Resulü vermiş. Demiş ki Allah Resulü demiş onu size verdi ki İslam'a ısınasınız, kalpleriniz İslam'a ısınsın da yaklaşsın diye. Sen hala Müslüman olamadın, sen daha da olma demiş. Allah Allah. Sonra gitmiş Hazreti Ebu Bekir'e şikayet de. Demiş ki ya böyle böyle diyor. Ömer. Sen misin halife demiş, Ömer mi? Demiş ki Ömer halifeyim diyorsa halife Ömer'dir demiş. Şimdi bir feraset var hani zahiren herkes korkuyor. Allah Resulü vermiş kimse dokunamaz, bir dokunulmazlığı var ama gaye ve maksada göre hareket ettiği için o kağıdın ana gayesine hizmet ediyor. O kağıdı yırtabiliyor yani madde perest değil. Ya. Feraset herhalde bu olsa gerek. Yani o tabii ondan sonra öyle gide gide ki olmuş ki Murat. Bu feraseti nurun feraseti azala azala bizi artık ferasetten değil naslarla yürümeye itti. Artık nas. Nas olacak. Yani kesin ifade olacak. Hiç niyet, nazar, yok ferasetimle ben öyle bir şey yok. Artık nasla yürüyeceksin. Öyle yürüyemezsin bu asırda. Bu diyecek, demeyecek. Yap, yapma. Çünkü onu diyebilecek kişiler olacak. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh demişler ki senden önceki halifelerde fitne çıkmadı. Senin döneminde bu kadar fitne çıktı. O dedi ki, benden öncekilerin yanında ben vardım, biz vardık. Benim yanımda da sizler vardınız. Sizler varsınız demiş. Adama diyor, hak etti yani. Ennas ile tabir ve ifade edilmesine şöyle işaret eder ki, nifakın insanlığa çok münafi olan birçok sıfatlarından katı nazar, bunlardan en umumisi olan insaniyet sıfatı dahi ona münafidir, zıttır. Bak bunlar münafın en şeyi, yani insana yakışmaz diyor Allah. Bak tabir edilen ve ifadesinde Ennas'tan şöyle işaret eder ki, nifakın insanlığa çok münafi olan birçok sıfatlarından katı nazar, yani insan öyle çok kötü bir şey, bunlardan en mühimisi olan insaniyet sıfatı dahi bu münafığa çok zıttır. Allah yakıştırmıyorum size diyor. Nifak, İnsan olan herkesin şeref ve haysiyetini ihlal eden rezil bir haldir. Arkadaşlar tekrar söylüyorum, bilerekdir bu.
Yoksa şey değil. Ha, münafıklık, kafirlik, Müslümanlık hepsi nettir, bellidir. Allah Resulü'nün hadisiyle, burada kesiyorum. Çünkü tamam. Haram belli, helal bellidir. Ya yani şuraya okuyayım. Maddesiyle, yakulu maddesiyle Remze der ki, onların sözleri itikatlı olan fiillerinden gelen bir söz değildir. Belki o sözü kalpleriyle değil, sadece ağızlarıyla konuşurlar. Hem yine yakulu sigasıyla ima eder ki, onların durmadan kendilerini müdafaa etmeleri ve iddiakarlıkta bulunmaları, devamlı yemin ederler, devamlı dolaşırlar etmeleri, vicdani bir muharrikten değil, insanlara murailik yapmalarındandır. İkiyüzlülük yapmalarındandır. Haram belli, helal bellidir. Haram belli, helal bellidir. İkisinin ortası şüphelidir. Onda da kaçının diyor. Artık kesin haram olan şeyler kılıf değiştiriyorsa artık bitmiş mesele. Bak bir daha söylüyorum. Kesin haram olan şey helal olmuşsa haram nedir söyler misiniz? Haram olan şeyler kılıf değiştirip haram helal olmuşsa haram nedir bana söyler misiniz? Eğer açık ifadeler bizi bağlamıyorsa, bizi bağlayacak sözler nelerdir bana söyler misiniz? Açık yanlışları desteklersek, açık haramları desteklersek, artık desteklenmeyecek hangi haramlar vardır bana söyler misiniz? O zaman el-hubbu fillah, dördüncü, vel-buzu fillah, Allah için dost olun, Allah için düşman olun. Allah için dostluk Allah'ın dediği yerde ve yöntemde ve şıktadır. Allah ne dermişse dini odur. Yeni bir din yoktur. Allah'ın dininde haram bellidir, helal bellidir. Kişilerin dininde haram ve helal devamlı değişkendir. Kişinin zihniyetine bağlıdır. Herkes kendi atını kendisi sürecektir. Çünkü kabre kendisi girecektir. Hiç kimse kimseye haramını isnat etmeden mihenge vuracağız. Ustadın sonsuz diyor ki, ben dedim diye kabul etmeyiniz, mihenge vurunuz. Orada devam ediyor. Bakır çıkarsa gıybeti, iftira arkasına koy, gönder. Altın çıkarsa febiye alın, mihenge vurmadan almayınız. Zira diyor, piyasada çok silik söz dolaşıyor. Kime isnat edildiği belli değil. Kimin eli kimin cebinde? İslam böyle bir din değil. İslam'ın her şeyi bellidir. Bu budur. Yeter ki sen iyi niyet ol, Allah sana doğru yolu gösterir. İyi niyetli değilsen sen de o tipten olacaksın, orada olacaksın. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâs-salavâtu.